Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni tarzda bir video ile beraber sizlerleyim. Aslında böyle bir video daha önceden çekmiştim, biliyorsunuzdur, belki de izlemişsinizdir. Şuraya koyuyorum hatta o videoyu. 100 liradan 5000 liraya kadar ulaşan figür bandını, yani ucuz, orta, pahalı standartında anlatmıştım sizlere. Bu videoda ise size en değerli figürlerimi göstereceğim arkadaşlar, tabii ki de bazılarını. Bugün 5 adet figür göstereceğim size ve fiyatları gerçekten uçtu. Dolar ve euro arttığı için fiyatları gerçekten 5-6 bin civarı olmuştur diye düşünüyorum. Daha fazla beklemeyelim, videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten 70 bin olduk sayılara. Çok az kaldı. 68 bin aboneyiz şu anda. Belki bu videoyu izlerken 69-70 olmuşuzdur. Bilemeyim de. Belki de şu an videoyu izlediğinizde 69 bin 70 bin olmuşuzdur, bilemeyiz. Ama şu anda kanalıma destek olursanız, bana abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Siz destek oldukça gerçekten daha da iyi işler yapacağım. Dışarıda çok güzel videolar çekeceğim. Abone olduysanız videoya devam edebiliriz. Hadi geçelim. Bugünkü ürünler Hot Toys arkadaşlar. Hot Toys biliyorsunuz en kaliteli figür yapan markalardan biri. İlk figürümüz aslında daha önce videomda gösterdiğim bir ürünü tekrardan burada göstereceğim. Ama çok kısa bir şekilde göstereceğim. Hatta şöyle hemen çıkartıyorum sizlere. Bu ürünü benim bir videomda görmüştünüz. Ben bunun detaylı kutu açılımını yapmıştım. Sizlere tanıtmıştım bu ürünü. Bu arkadaşı görmüştünüz. O yüzden kendisinin üstünde çok fazla durmayacağım. Zaten merak edenler bir önceki oynatma listesi videosunda bu ürünü detaylı şekilde görebilir. O yüzden ikinci ürüne hemen geçiyorum. Işık böyle miydi ya? Allah Allah, dur bakayım. Sıradaki figürümüz Iron Spider-Man Infinity War filminden yine. Thanos da Infinity War filmindendi. Şöyle bir ürün göstereyim size. Bu arada Hot Toys'un kutuları çok güzel. Gerçekten hani saklamalık ya. Ben bütün kutuları saklıyorum gerçi ama bunlar böyle dekor olarak da koyulabilecek tarzda. Çok hoşuma gidiyor. Yani resmen gözünden ışık çıkıyormuş gibi değil mi Spider-Man? Çok hoşuma gidiyor benim. Evet, o zaman şöyle çektim mi? Şu şekilde tekrardan size gösteriyorum. Ürün bu aslında. Bunları muhafaza etmek de gerçekten çok önemli. Ben bunları aslında sergiliyorum arkadaşlar. Sizler için tekrardan kutuladım. Ama bu figürlerde de şöyle bir şey var. Gerçekten detaylı bir şekilde kutuladıktan sonra tekrar açınca ilk defa açıyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden sizlerle tekrardan açıyormuşum gibi, hatta ilk defa açıyormuşum gibi daha doğrusu, açıyorum figürleri. Evet. Ama şunun gerçekten gerçekçiliği mükemmel ya. Bu nedir arkadaş ya? Resmen bak, gözlerini bile algılıyor kamera şu an, ben görüyorum. Gerçekten Tom Holland'ı çok iyi benzetmişler ya. Birebir aynı yapmışlar ya. Iron Spider-Man'imiz burada. Çok güzel bu arada ya. Gerçekten özellikle o malzemesi çok güzel. Bir deri gibi bir malzemeden yapmışlar. Tabii ki demirden değil, iron olduğu için demirden yapmamışlar. Yapamazlar zaten ama çok güzel. Bu standı bu arada. Standını hemen şuraya koyuyorum. Standı şöyle takalım şuraya. Bunun şöyle bir olayı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözleri değişebiliyor. Hatta şöyle göstereyim, daha net anlarsınız. Burada gözler var. Bu gözleri tek tek şöyle bir tane cımbız vermişler. Tatlı, şeffaf bir cımbız. Bu cımbızla gözünü çıkartabiliyorsunuz. Hemen örnek bir şekilde size göstermek istiyorum bunu. Şu anda bir tane gözü çıktı. Elimde zaten gözü. Bunun yerine kısık gözleri, daha büyük gözleri vesaire takabiliyorsunuz. Şimdi ben burada takarak videonun dakikasını, süresini arttırmak istemiyorum. Sadece anlatıyorum size. Bu gözler buna takılabiliyor. Bu arada mıknatıslı kafası. Hemen çıkıyor bu şekilde. Onun yerine hemen bunu takabiliyoruz zaten. Laps diye oturuyor. Şöyle göstereyim. Asıl olayı size göstereceğim. Hadi bu kafaya da geçtim. Bu kafanın özelliği ise, biliyorsunuz hani zaten bu zırhı da biliyorsunuzdur. Bundan ışık çıkıyor gözünden. Ben pili daha evvelden takmıştım zaten. Şöyle tak. Çok güzel ya. Gerçekten şöyle odaklısın. Şuna bakın ya, çok güzel düşünülmüş. Gerçekten çok iyi düşünülmüş. Biraz loş bir ortamda hatta çok güzel duruyor bu. Çok hoşuma gidiyor. Sadece arada sırada açıyorum bu şeyini. Çok fazla pilini harcamak istemediğim için. Neyse, devam edelim biz. Hadi bu kafası kalsın şu anda. Burada o kadar çok el var ki arkadaşlar. Ağa atarken olsun, duvara dokunurken, tırmanırken, her çeşitli yumruk atarken bir sürü el kombinasyonları yaratmışlar. Gerçekten çok profesyonel ve detaylı bir şey bu yani. Çok önemli bir şey aslında. Özellikle pozlamak için biliyorsunuz benim bir Instagram sayfam var. Toys in the World diye. Orada figürleri paylaştığım bir sayfa var. Ve orada gerçekten pozlamak benim için çok önemli bir şey, figürleri. Böyle şeyler de benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Gerçi daha Hot Toys oraya hiç koymadım. Koymayı düşünüyorum. Çok güzel bir plan var hakkında. Yakında oraya çok güzel bir post gelecek. Şimdiden takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha fazla uzatmayayım. Burada güzel eller var dedik. Güzel eller, neyse. Burada da çok güzel bir şekilde ağlar var. Bu videoda gerçekten her şey çok güzel, çok güzel, çok güzel dedim. Biraz olayı şey yaptım ama güzel yani. Ne yapalım? Güzel de güzel denir. Burada hemen bir el var. Ay Allah Allah, ne alaka. Burada hemen bir ağ seçiyorum. Netle. Heh. Bu ağı hemen eline yerleştirelim. Şöyle sanki ağ atıyormuşçasına
bir hal aldı. Kafamı saplayayım da ona net desin. Aynen öyle. Ve bunun gibi gerçekten çok fazla ağ kombinasyonları var burada. Özellikle ben şunu çok seviyorum. Ucuna ekliyorsunuz bunu ve hani sanki tavana yapıştırıyormuşum da oradan sarkıyormuş gibi bir poz veriyorum bazen. Ya da ne bileyim birine böyle örümcek ağıyla kaplıyormuşçasına bir hal alıyor. Çok güzel bence bu ağda. Başka ne var? Burada stand için şey var. Filler zaten içinde takılı. Evet, en sonki detaya geliyoruz. Bunun altında şöyle kolları var. Bu kostümün özelliği bu zaten arkadaşlar, biliyorsunuzdur. Hem aşırı bir şekilde teknolojik olması hem de kollarının olması. Bunun arkasında şu şekilde şeyler var. Bunları böyle çıkarttığınızda şunları takabiliyorsunuz hemen ardına. Taktım. Şunu da çıkartıyorum mesela. Bunu da taktım. Şu an çok hızlı davranıyorum. Bunu pozlamakla uğraşmayacağım. Size göstermek adına hızlıca takıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatta kafasını da tekrardan değiştireyim ben bunun. Şöyle loş bir ortam yapacağım burayı. Hatta şunu da ışığını açayım. Işığı da birazcık kısıyorum. Size güzel bir görsel şölen yapmaya çalışacağım burada. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ben şu anda bunu pozlamıyorum. Bu şekilde size gösteriyorum. Ama bence gerçekten çok güzel bir figür. Çok iyi düşünmüşler ve ayrıntıları mükemmel. Ya bu videoda full aynı kelimeleri kullanıyorum ben şu anda. Biliyorum mükemmel, detaylı, her şey çok güzel falan gibisinden aslında. Ama öyle ne yapalım? Hot Toys bence bu piyasanın nirvanası ve bu piyasanın gerçekten de Mercedes'i. Ben çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Param olsa da keşke sürekli alabilsem ama şu an fiyatlar da uçtuğu için çok fazla alamıyoruz, tercih edemiyorum. Ama şu an elimde 5 adet makul fiyatta zamanında almış olduğum figürüm var, Hot Toys'um var. Bir süre alamayacağım gibi gözüküyor. Belki seneye. Neyse daha fazla uzatmadan hemen 3. figürümüze geçelim. Neye geçiyoruz sizce? Thor. Bunun da gerçekten kutusu mükemmel, ayrıntılı. Bu da Infinity War serisinden. Ben oradan gittim bu Hot Toys'larda arkadaşlar. Ki benim en sevdiğim filmlerden biri de o Marvel camiasında, biliyorsunuz siz de. Bunu da hemen açıyorum şu şekilde. Ama size kötü bir haberim var. Bu figürdeki bazı parçaları kaybettim. Yani muhtemelen kaybettim değil, evde bir yerde ama bulamıyorum. Onları zaten videonun içerisinde göreceksiniz hangileri olduğunu. Ama üzülüyorum tabii ki de kaybettiğim için. Muhtemelen Loki bir yerlere vurdu, etti, bir yere soktu. Evin içinde bir yerlerde ama nerede bilmiyorum şimdilik. Evet, hemen açıyorum. Hop. Evet, o bahsettiğim parçalar burada. Görüyorsunuzdur, en alttaki iki tane lightning, yani ışık parlaması ya da şimşek parlaması da denilebilir. Şimşek yok. Onlar nerede gerçekten bilmiyorum ama evin içinde bir yerde. Of, bu da gerçekten çok beğendiğim bir figür arkadaşlar. Yani hepsini çok beğeniyorum. Hepsi benim çocuğum gibi, bebeğim gibi gerçekten. Oh, pelerin de geliyor arkasından. Ayrıntılar mükemmel bu arada. Gerçekten ayrıntılar mükemmel. En ufak ayrıntısına kadar yapmışlar. Bunun da olayı şu. Hazır mıyız? Ben içine pil takmıştım zaten. Açıyorum. Nasıl ama? Bu arada buna şimdi şey takacağım ben. O zaman daha güzel olacak. O şimşekleri takınca lightningleri çok daha güzel olacak. O yüzden şimdilik kapayayım. Birazdan tekrardan açacağım bunu. Niye kapayamadım ben bunu? Tırnağım olmadığı için. Tamam. Şimdi Thor'u kenara bıraktım. Burada Stormbreaker'ımız var. Biliyorsunuz bu çekiç bu filmde olmuştu, doğmuştu. Çok güzel bir çekiç. Ya ben kendime bir yasak koyuyorum şu saatten itibaren. Çok güzel lafını kısıtlıyorum. Çok az bir şekilde kullanmak istiyorum bu kelimeyi. Bambaşka farklı kelimeler var. Niye ben çok güzel, çok güzel, çok... Hani resmen düşüyorum bunlara, kusura bakmayın ama gerçekten bayılıyorum yani. O yüzden bu kadar çok bu kelimeleri ya da bu kadar çok fazla beğendiğimi anlatmaya çalışıyorum size ama yapacak bir şey yok. Doğal mı yani aslında bu videoda tamamen. Buna hemen ben şöyle bir şey takmıştım. Bu aslında bu figürden çıkan bir detay değil. Ben ekstra kendim taktım. Takmıştım buradaki lightning'i. Ama metali gerçekten başarılı. Burada Thor'un kaslı görünümünden de yararlanmışlar ama isterseniz de bunu takabiliyorsunuz kollarına. Kıyafetinden bir hal almış oluyor aslında. Dediğim gibi birçok el var burada, el çeşitleri. Bu ekstradan pelerini takmak istemezseniz diye yapılmış bir omuzluk. Çıkarttığınızda şöyle, hatta çıkartayım. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bu şekilde olacağına şunu takıyorsunuz. Filmdeki zaten sahnesini hatırlıyorsunuzdur. Daha böyle çekicini almadan önceki hali. Bu şekilde de takılabiliyor kendisi aslında. Şöyle. Ayrıca şunu da anlatayım size arkadaşlar. Bu lightningleri takmazsanız diye de şey vermişler. Şöyle parçalar vermişler. Bu parçaları da çok rahat bir şekilde şuralara takıyorsunuz. Ayrıca bu beyazlıkları da kapatmak için şuralara şundan takabiliyorsunuz. Ben şimdi hepsine tek tek takmayacağım. Hatta şu an bunu çıkartıyorum. Pelerini geri takmak istiyorum. O havalı haline geri döndürmek istiyorum Thor'u. Şöyle tık diye takılıyor. Tık
tıkıl tık diye yavrum. Hah. Hemen şu lightning'leri takmak istiyorum. Bunlar zaten sıralı bir şekilde ben dizmiştim. Tekrardan takıyorum. Bunları taktıktan sonra ışığı açınca asıl o zaman çok güzel oluyor. Son. Tamam. Nasıl ama? Daha bak ışığı açmadan çok güzel gözüküyor bence. Eline de Stonebreaker'ı verelim. Aa bir şey daha göstereceğim bu arada. Kutunun içinden çıkan ve size göstermediğim bir şey var. O ayrıntıyı da göstereceğim ama öncelikle şunu bir... Evet ışığı yaktım şu anda. Hemen buradan bir ışığı kapatıyorum. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum. Şu an patlıyor olabilir. Ama bu ayrıntılar gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bir ayrıntısı daha var aslında. Bu Thor'un gözleri de parlıyor. Ama bunu kamerada size şu an gösteremeyeceğim. Bir süre ışık tuttuğunuzda gözleri parlıyor. O da çok hoşuma gidiyor benim. Belki şu an biraz belli oluyordur kamerada bilemiyorum. Ayrıca filmde Thor'un gözü kör olmuştu ve Odin gibi yani babası gibi o da göz bandı takmıştı. Onu da unutmamışlar. Hemen şurada iki tane göz bandı koymuşlar. Hemen şurada iki tane göz bandı koymuşlar. Onu da takalım. Bu da mıknatıslı bu arada. Gerçekten çok başarılı yapıyorlar bu işi ya. Şöyle gösteriyorum. Tık. Hemen oturuyor gözüne. Bu da bu şekilde gözüküyor. İsterseniz de şu modeli de var. İki tane göz aparatı koymuşlar. Bunu çıkartıyorum. Bir de şu var. Hangisini tercih ederseniz. Thor'u da bitirdiğimize göre sırada diğer figüre geçebiliriz. Doctor Strange. En kapsamlısına geldik arkadaşlar. Gerçekten Hot Toys'lar arasında en azından bende olanlar arasında en fazla kapsamlı olan bu. Çok fazla aksesuar var. Hatta tek tek hepsini kullanma fırsatım bile olmadı. Şöyle kutusu bile çok ağır bu arada. Doctor Strange'e geçtik. Yine bir kutunun harikalığı. Hemen açalım. Bu iki aşamalı bu arada. Şöyle açıyorum size de gösteriyorum hatta. Şöyle bir ilk başta bu kısmı açılıyor bunun. İlk başta şöyle bir parça çıkıyor. Burada büyüler var. Ya büyüler derken aslında yaptığı, elinden çıkarttığı şeyler var. Bunlar turuncular bildiğiniz gibi ve yeşiller. Zaman taşını kullandığında da yeşiller oluyor. Ve burada bir sürü eller var. Tek tek yaptığı büyüye göre, hareketlere göre bir sürü el var burada. Neyse üst kısmı açmaya devam ediyorum. Benedik abimiz burada. Ya gerçekten çok iyi suratı ya. Bu kadar olabilir mi ya? Şuna bir bakar mısınız? Çok iyi değil mi surat ayrıntılar vesaire? Daha da detaylı göstereyim size. Şöyle saç tıraşına kadar. Şu anda pelerin yok. Zaten eksik gelmiştir size de görüntü olarak. Altta şeyi var. Standı var. Onun altında zaten bakayım bir şey var mıydı? Yok. Poşetler falan. Burada filmde kullandığı kılıç var. Yani büyüden kılıç yapıyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Şöyle göstereyim size de. Zaten benim gördüğünüz gibi pozlamamda da bu vardı. Thanos'a bununla şey yapıyordu. Thanos'a bunu tutuyordu. Benim pozlamam hikayem oydu aslında. Filmde de öyle bir sahne vardı bu arada. Bu da Thanos'un eldivenini tuttuğu büyüydü. Şöyle göstereyim. Bunu da eline takıyor. Bu da işte eldivenini tuttuğu parçaydı. Bu da bir büyüydü aslında. Bunu da buraya bırakıyorum. Bunlar zaten eline takılıyor. Biliyorsunuz bu şeyleri, büyüleri. Ha bir de tabii ki de bu büyüsü vardı. Bunu da unutmayalım. Ya o kadar çok ayrıntı var ki. Burada bir pelerin. Pelerin bu arada mıknatıslı hemen yapışıyor. Şöyle göstereyim. Yapıştı. Ama bir şey daha eksik. Sizce ne eksik? Şöyle tuttuğumda ne eksik olarak görüyorsunuz? Tabii ki de kolye. O da burada. Hem açık versiyonunu yapmışlar hem de kapalı versiyonunu yapmışlar. Biz burada açığı tercih edelim bence. Bu arada bu kolye yakında Türkiye'ye gelecek arkadaşlar. Çok bekliyordum ben de. Uzun zamandır beklediğim bir üründü. Gelecek ve hemen koşa koşa ben de gidip alacağım. Nereden alacağım? Dreamers'tan alacağım. Bildiğiniz üzere ben figürlerimi ya da aksesuarlarımın çoğu şeyi Dreamers'tan temin ediyorum. Yani gerçekten güvenilir ve benim en çok alışveriş yaptığım yer orası. Size de tavsiye ederim. Bana genelde çünkü soruyorsunuz figürleri nereden alıyorsun diye Dreamers'tan alıyorum arkadaşlar. Hatta Dreamers'ta bir video çekmiştim. Bir gün boyunca figür satmıştım. Orada çalışmıştım. Güzel bir videoydu. Onu da izlemeyen varsa izlesin. Güzel bir videoydu. Videolarım arasında bulabilirsiniz. Şu an kolyeyi taktım. Şöyle. Ya gerçekten şu kolye Türkiye'ye gelsin direkt alacağım ya. Çok uzun zamandır beklediğim bir üründü. Bence gayet şık oldu. Gayet güzel oldu. Bir de burada kapalı kolye dışında aslında bir şey daha var. Onu yukarı kameraya gösteriyorum. Burada eline taktığı yüzükler var. Bunları takmadan zaten büyü yapamıyor. Ya büyü yapamıyor derken boyut açamıyor. Bir yerden bir yere şey yapamıyor. Bu aksesuarları da bilirsiniz zaten. Şöyle göstereyim size. Doctor Strange de bu şekildeydi arkadaşlar. Pozlaması gerçekten eğlenceli bir figür. Ya uçuyormuş gibi yapıp mesela şu şekilde hemen gösterdim bak. 2 dakikada pozladım ya. Buraya biraz büyü falan takmak lazım tabii yeşil, turuncu vesaire. Zaman taşını kullanıyormuş gibi. Şöyle bir poz mesela. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden son figüre geçelim. Son figür Star-Lord.
Star-Lord da çok iyi bu arada. Gerçekten yanındaki çıkan aksesuarlar mükemmel. Filmdekilerin birebir aynısını yapmışlar ya. Hadi geçelim. Star-Lord. Aslında gerçekten benim sevdiğim bir karakter. Birçoğunuzun sevmediği bir karakter biliyorum ama ben onun avanaklığını seviyorum bu karakterin. Birazcık böyle aklı havada oluşu benim hoşuma gidiyor. Yani güldürüyor beni. Çok komik bir karakter bence Star-Lord. Gel bakalım buraya. İlk başta farklı bir şey görüyoruz. Hangi Doctor Strange'i açmışız gibi. Neden bu çıktı diye sorarsanız arkadaşlar. Filmde biliyorsanız Doctor Strange Thanos'u yenmek adına bazı arkadaşlarımıza yardım ediyordu. Bazı kahramanlara yardım ediyordu ve onlara yukarıda zıplamaları için boyut açıyordu. Bunu da Star-Lord'un ayağına taktığımız zaman çok güzel sanki orada uçuyormuş pozisyonu yaratıyor. Böyle zıplaya zıplaya gidiyormuş gibi daha doğrusu. Hemen açıyorum. Ya gerçekten aşırı benziyor be. Çok hoşuma gidiyor şu görüntüye bakın ya. Çok gerçekçi, çok güzel ya. Detaylar vesaire gerçekten muazzam. Fermuar detayına kadar var bu arada. Hani biraz daha size net göstereyim arkadaşlar. Fermuarında ne bileyim her şeyi çok iyi yani. Şuradaki jetpack olsun. Uçtuğu şey. Yani şu fermuar açılıyor bu arada. Kapanıp açılabiliyor fermuar. Onu da göstereyim. Mesela içinde ne varmış? Gerçekten filmde de bunu giyiyordu. Son Infinity War filmlerinde yani. Daha öncekinde tişört giyiyordu. Onu da hatırlıyoruzdur. Fermuarı kapıyorum. Ya resmen kıyafeti gerçekten yapmışlar yani. Bak şu an kapattım fermuarı, yarım bıraktım. Doğru. Şurada şey var bilirsiniz. Yağmacıların simgesi. Çok iyi, çok. Şimdi bir de bunun maskeli halini görüyoruz. Tabii ki bunun gözlerinden de ışık çıkıyor. Şöyle göstereceğim. Çok iyi değil mi? Şu anda gözlerinden ışık çıkıyor. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde bu da parlıyor. Bu da böyleydi. Bunu şimdi pili bitmesin. Kapatıyorum. Kolay kolay bitmez gerçi ama ne olur ne olmaz. Tasarruf her zaman iyidir. Bu maskeyi, yani bu maskeli halini hemen buna takıp deniyorum size göstermek açısından. Tamam. Bu da şu şekilde oldu. Işığını söndürdüm gerçi ama. Bu arada şunu gördünüz mü bilmiyorum, size göstermeyi unutmuş olabilirim. Kulaklığı gibi bir şey var. Bu da maskesini çıkartan bir detay aslında. O kulağının oradaki şeyden çıkıyor bu. Hemen şu alternatif şeyi takacağım. Sanki maske yeni takılıyormuş gibi oluyor bunda da. Şöyle bir şey bu da. Bu biraz hassas. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Sanki hani maskesi yeni oluşuyormuş da bir sonraki aşaması buymuş gibi. Hani bunun olması için böyle bir süreçten geçiyor. Ama çok hızlı bir süreç bu. 3-5 saniyelik bir süreç. Hatta ne 3-5? 1-2 saniyelik süreç. Bunu da şu şekilde takarsak kafasına böyle oldu bu da. Her neyse devam edelim. Bunu hatta şeyden bilirsiniz, Thanos gerçeklikte işte kullandığında Gamora'ya ateş edecekken tam Star-Lord bir anda, tabii ki de hüzünlü bir sahneydi o, hani şu anda neşeler gibi anlatıyor gibi olabilirim ama o an çok duygulanmıştık. Tam ateş ederken Gamora'yı öldürecekken bir anda Thanos'un gerçeklikte işte kullandığında baloncuk çıkarttığı sahneyi görüyoruz. Bunu, şurada silahlar var bu arada arkadaşlar. Silahlara taktığımız gibi hop şöyle bir görsel elde ediyoruz. Burada bir de şöyle bir şey var. Star-Lord'un Thanos'un sırtına yerleştirdiği bir tane bomba var. Bu da filmden bir sahnede var. Şöyle bir şey. Ondan sonra şurada da Star-Lord'un bir tane silahı var. Yani bombası gibi bir şey var. Böyle bir şey atıyor. Oradan da elektrik çıkıyor ve birini böyle felç edecek duruma getirebiliyor. Böyle bir şey o da. Hadi yavrum ya. Heh, bu da böyle ama aynı zamanda şöyle bükülebiliyor bu. Bu da böyleydi. Burada elleri var. Farklı farklı diğer elleri var. Stand'ı zaten söyledim. Yürüme... şunu unuttuk. Şu yürüme ayakları var. Yürüme ayakları ne demek ya? Zıplayarak koştuğu, Doctor Strange'in açtığı basamaklar var diyebiliriz. Bunları da ayaklarına yerleştiriyoruz. Şöyle tık diye giriyor zaten. Pıt diye tık diye. Burada koşmayı canlandırabiliriz yani filmdeki gibi. Tabii ki de şu an bu basitçe olacak bir şey değil ama şöyle eline de silah verelim hatta Star-Lord'umuzun şu şekilde sanki koşa koşa gidiyormuş edası yaratıyor. Star-Lord'umuz da böyleydi. Bitti mi bakıyorum. O da demin dediğim o elektrik şeyi vardı ya, ondan bir de şu çıkıyor içinden. Şöyle sanki birini onunla kaplıyormuş gibi. Yani bunu zaten sadece filmi izleyenler bilir. O yüzden çok da ayrıntıya girmek istemiyorum. Bir tane daha ayrıntı var. Son ayrıntı o da. Altta saklıydı. Şöyle bir şey. Resmen Doctor Strange seti gibi çıkıyor bu da ya. Bu da yine Doctor Strange'in açtığı boyuttu. Buradan çıkıyorlardı biliyorsunuzdur zaten. Yardıma geliyorlardı hatta. Bunu da nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar biliyor musunuz? Bunu hemen yapıyorum. Üşenmiyorum. Bunu da şu şekilde yapıyorsunuz. Stand zaten buradaydı. Bunu buraya takıyorsunuz. Burada ekstradan bir tane daha şey var. Bu fotoğrafı buraya yerleştirebilmek için.
Şöyle göstereyim hatta size. Bunun kafasındaki şeyi çıkartıyoruz. İlk başta bunu yerleştiriyoruz. Gerçi önce bunu yapacaktım. Yani bunu da koyuyoruz. Sonra figürümüzü buraya koyduğumuzda sanki bunun içinden çıkıyormuş gibi oluyor. Bu da bu şekilde bir figür aslında. İçinden çıkıyormuş gibi boyutun ve ayaklarında da basamaklar var. Ya o yüzden ben bunu tercih etmemin sebebi arkadaşlar, Doctor Strange'le uyumlu olacağını düşündüm. Ve şu ana dek hep Infinity War filminden aldığım için hepsi birbiriyle uyumlu oldu. Güzel bir senaryo yaratabildim yani. Uyumlu olması güzel. Evet, bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Size hızlı bir şekilde elimdeki en değerli figürleri göstermeye çalıştım. 5 tane Hot Toys'um vardı ve en sevdiğim gerçekten aralarında bence Iron Spider diyebilirim. Evet, Iron Spider diyebilirim çünkü ilk aldığım, ilk göz ağrım benim o. Onu çok seviyorum. Onun dışında o düşünüyorum. Thanos'u çok seviyorum. Thanos'un işçiliği gerçekten güzel. Aslında hepsini seviyorum yani. Sıralama belirtmek bence gereksiz. Siz de eminim ki figürlerinizi gerçekten birbirinden ayrı seviyorsunuzdur. Hepsi sizin için yeri ayrıdır yani, öyle söyleyebilirim. Bu da böyle bir video oldu ama size daha göstermediğim çok fazla figürüm var. En değerli heykellerim var. Gerçekten dünyada 1000 tane üretilmiş. 1000 taneden bende 1 tane olan bir figürüm var. Mesela o gerçekten fiyatı çok yüksek bir fiyat, öyle söyleyebilirim size. Sırf onu gösterdiğim ya da sırf heykel bazı figürleri gösterdiğim bir video olabilir, gelebilir yakın zamanda. Ya da 1 ay sonra ya da 2 ay sonra, bilemeyiz. O yüzden takipte kalın arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin desteğinize her zaman ihtiyacım var. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda da belirtin. Ne tarz videolar istediğinizi de daha doğrusu yorumlarda belirtin. Öpüyorum sizi, seviyorum sizi. Görüşmek üzere, bay bay. Gidiyorum.